Herkese merhabalar. Bugün polikistik over sendromundan bahsetmek istiyorum. Maalesef ki kadınların baş belası, o kadar günümüzde sık olan bir sendrom ki kabaca bu sendrom neden oluşuyor ondan bahsedelim. Bir kere normal over dokusuna bakacak olursanız eğer, normal over dokusunda buradaki normal yumurta hücresini görüyoruz. Oysa ki polikistik over dokusuna baktığımızda perifer dediğimiz yumurtanın kenarlarında böyle inci tanesi gibi, inci kolye belirtilmiş gibi dizilmiş küçük küçük yumurtacıkları görüyoruz. Polikistik overde temel mekanizma esasen insülin direnci. Yani kız çocuklarının 12 yaşında, 10-12 yaşında ortalama bir kız çocuğu buluğ çağına, yani adolesan döneme, ergenlik dönemine girer. O dönemde genetik faktörleri olabilir, yanlış beslenmesi olabilir, bir insülin direnci ortaya çıkar. Nedir insülin direnci? Normal şartlarda biz bir karbonhidrat, bir şeker ya da bir yağ ya da bir protein yediğimizde onun kan şekerini düzenlemek için kana bir insülin hormonu salgılanır. Normalde 2-3 cc, 2-3 ünite salgılanırken kız çocuklarında eğer yanlış beslenme de varsa, kilo problemi de yaşıyorsa 10-15 gibi fazla miktarlarda salgılanır ve yıllar içerisinde insülin fazlalığına bağlı vücutta bir direnç gelişir ve artık insülin kan şekerini yeterince düzenleyememe durumuna dönüşür. Böylelikle insülin direnci dediğimiz endokrin bir problem ortaya çıkar. Bu insülin direncinin baş düşmanı yumurtalıklara zarar verir. Çünkü yumurtlama fonksiyonunu bozar. LH adını verdiğimiz beyin üstü hormonlarından salgılanmasını geciktirir veya o mekanizmayı bozar ve böylelikle kişi yumurtlayamaz. Yani polikistik over sendromunun tanısı, birincisi yumurtlayamama bozukluğudur. Anovülasyon dediğimiz adet kanamaları yumurtlayamadığı için 35-40 gün ve sonrası günlere sarkar. İkincisi yumurtlayamayan yumurta hücrelerinden bir takım hormonlar sentezlenemediği için ve erkeklik hormonları arttığı için kadında ya da kız çocuklarında kıllanma, sivilcelenme gibi problemler ortaya çıkar. Ve en sonda ultrason görüntüsü olarak baktığımızda tipik bu inci tanesi, kolyesi, inci kolyesi gibi görüntüyle birlikte polikistik over sendromu tanısını koyarız. Polikistik over sendromu kadınlarda en sık görülen endokrin, yani hormonal bozukluklardandır. 100 kadının 20'si 25'i gibi bir sıklıkla görülür. Tanı koyma dönemi genelde 18 ile 35 yaş arasıdır ve polikliniğe başvurma sebepleri çoğunlukla çocuk sahibi olamamak, kilo verememek ve adet olamama problemleridir. Ama tedavisi basittir. Düzenli yaşam tarzı değişikliklere, insülin direnci varsa ona yönelik tedaviler, spor, egzersizler, adet düzensizliği varsa ona yönelik bir takım kullandığımız hormonal ilaçlar ve sivilcelenme, kıllanma varsa yine endokrin bölümüyle ortak çalışma sonucu bu hastalarımıza derman olabiliyoruz. Herkese iyi günler dilerim.